Evet sevgili arkadaşlar, dedik ya Kuvayi Milliye kuruluyor. Daha doğrusu bilinçli olarak mı kuruluyor yoksa Bilinçli. yani demek istediğim şu, her şehirde kendi Kuvayi Milliye otomatik olarak ortaya çıkıyor. Evet. Hani bir örgüt gelip de hadi biz Kuvayi Milliye diye bir şey kuralım demiyorlar. Demiyorlar tabii demiyorlar, ki. Demiyorlar değil mi? Tamam. Ve Pontus Rum meselesi. Şimdi Kuvayi Milliye Hareketi demin de bahsettiğimiz gibi halkın kurduğu silahlı direniş örgütleri. Yani kendi bulunduğu bölgeden işgalci güçleri atmak için kendi kendilerine işte evlerinde, depolarda, mahalle aralarında yani belli bir yerlerde gizli gizli buluşarak yapmaya çalıştıkları şeyler. Ve tabii ki Anadolu'da neresi işgal edilirse orada halkın kendi kendini kurtarmaya çalıştığı dönüm noktaları diyelim. Peki birbirlerini destekliyorlar mı? Yani mesela bir şehrin Kuvayi Milliyesi olduğu gibi birleşip şehri korumaya mı çalışıyorlar yoksa herkes bireysel ya da bireysel şehirde mi? Evet ama bir şehrinki başka bir şehre müdahale edemiyor. Öyle yani mesela Adana karşı ise Adana içinde kendi aralarında bir birlik oluşturabiliyorlar. Tamam. Ama işte şeye gitmiyor. Maraş'a gidemiyor artık. Artık. Yani. Aynen. Düzenli ordu kurulana kadar çalışıyor zaten bunlar. Fakat düzenli ordu kurulduğunda da iki tanesi var ki Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe. Onlar biz kimseden emir almayız diyorlar ve düzenli orduya katılmıyorlar. Ama onun haricindekilerin tamamı diyebiliriz ki düzenli ordu kurulduğunda bütün güçleriyle o düzenli orduya dahil oldular, peki, katıldılar. Peki Çerkez Ethem'in buradaki meselesi sıkıntı çıkartmıyor mu? Gerçi adını da duymuşum var az çok ama. Çıkartıyor. Onları zaten daha sonraki ünitelerde göreceğiz. O ayaklanmalar, sebepleri, sonuçları göreceğiz. Düzenli ordu kurulana kadar bölgeyi temizlemeye ve işgalleri karşı gelmeye çalıştılar. Bunlardan işgallere karşı ilk direniş Hatay'ın Dörtyol ilçesinde başlıyor. Tam bir LYS sorusu. Bu Dörtyol ilçesinde halkın artık protesto mitingleri yeterli olmayınca işte Kuvayi Milliye silahlı bir çatışmaya giriyor. Güney cephesinde kendiliğinden gelişiyor. Yani Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak da kabul edebiliyoruz. Fransızlar ve Ermeniler bölgede işte köyleri yakıp yıkmaya başladığında biz zaten burada çoğunluktayız, burası bize ait ya da Ermenistan devleti kuracağız demeye başladığında Urfa'da, Antep'te, Maraş'ta halk kendi kurduğu bu Kuvayi Milliye sayesinde oradaki düşmanlardan kurtuluyor. Yani buraya hiç düzenli ordunun gelmesine gerek kalmıyor. Güney'de Kuvayi Milliye Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla tamamlamıştır diyoruz o yüzden. İşgallere karşı Ege bölgesindeki o İzmir'in işgalinden sonra Anadolu'nun her tarafında bunların yayıldığını söyleyebiliyoruz. Nerelerde başka? Ayvalık'ta Ali Bey, Ali Çetinkaya, sonradan soyadı kanunuyla beraber Çetinkaya soyadı. 172. Alay ve Kuvayi Milliye birliklerinin direnişiyle karşılaşıyorlar. Bu arada 172. Alay Osmanlı ordusundan kalma bir düzenli birlik. Dolayısıyla terhis edilmesi beklenen ama edilmeyen bir birlik. Bu da işi kolaylaştırıyor tabii ki karşı koyuşu. Ayvalık'ta oluşan bu savunma cephesine Bergama, Salihli, Akhisar ve Nazilli'de oluşan cepheler ekleniyor ve Batı cephesi yavaş yavaş esasında oluşuyor. Yani birbirlerine yardım etme anlamında değil, kendi bulunduğu bölgeyi koruma anlamındayken zamanla birleşmeye başlayacaklar. O da düzenli orduyu oluşturacak. Bu cepheye Batı cephesi adı verilir ve bu düzenli ordunun başına da İsmet İnönü getirilecek. Kurtuluş Savaşı cepheler döneminde göreceğiz onu. Batı Anadolu'daki direnişin merkezi ise Balıkesir oluyor. Çünkü orada kongreler düzenliyor. Balıkesir, Alaşehir, Nazilli kongreleri de yapılıyor. Bu işgallere karşı Kuvayi Milliye güçleri arasında birlik sağlamak adına yapılan kongreler var. Fakat bunlar batıda yapılan kongreler. Bir de doğuda yapılanlar var. İkisi birleştiği zaman, bu kongreleri yapanlar birleştiği zaman zaten artık Sivas Kongresi dediğimiz ve sonrasında temsil heyeti dediğimiz oluşumlar ortaya çıkacak. Bunlardan 1919 Temmuz ayındakiler Balıkesir, Ağustos ayındakiler de Alaşehir'de düzenleniyor. Sıralama sorularında çok karşımıza çıkmaz ama hani Temmuz-Ağustos aynı yıl olması adına aynı yıl içerisinde birbirini takip edenler olması adına bilmemiz lazım. Tek bir merkezden yönetilmiyorlar. Şimdi burada tek merkezden yönetilmek aynı amaç için ve aynı stratejiyle savaşmak demek. Burada öyle bir şey olmadığından dolayı düzenli orduyla gelen işgalci güçlere bir yere kadar karşılık verebiliyor. Yani belli bir noktadan sonra biz ne kadar çaba sarf edersek sarf edelim, düzenli gelen ve sürekli belirli aralıklarla bize işte asker
karşılığı veren bir şeye karşı bir yere kadar direnebiliriz. Dolayısıyla bu çok yeterli olmayacak. Dağda gezen zeybekler, asker kaçakları ve köylü halk işin içinde. Şimdi bu da demek oluyor ki kendi içlerinde de belirli bir süreden sonra sıkıntı çıkartabilirler. Birbirlerini dinlememeye başlayabilirler. Hatta halktan biz sizi koruyoruz diyerek bazı şeyleri zorla almaya kalkabilirler ki yaşanmış şeyler bunlar. Yani halktan zorla askerin ihtiyaçlarını toplamaya başlıyorlar. Zaman zaman fazlasını almaya başlıyorlar. Yani burada biraz eşkıyalık yapmaya çalışanlar da oluyor maalesef ki. Bulundukları bölgeleri savunmak için her yaştan ve her meslekten insan var. Şimdi her meslekten olması hem avantaj hem dezavantaj. Yani yaş da tabii ki aynı şekilde. Dolayısıyla mesleği askerlik olanlarla savaşan bir topluluk. Mesela yorgan dikmek olan birisi böyle bir topluluktan psikolojik olarak da korkabiliyor. Hı hı. Yine uzun vadede başarı sağlanamayacağını gösteren bir ifade. Kimler var bu Kuvaymiye birlikleri içinde? Demirci Mehmet Efe, Parti Pehlivan, Gaddar Pehlivan, Halil Efe, Şahin Bey, Kara Fatma, İpsiz Recep ki romanı da vardır, hikayesi de vardır. En çok bilinenler ama bir sürü daha tabii sayıları saymakla biten yani her bölgede oldukları için ama en çok öne çıkanlar bu isimlerdir diyebiliriz. İlerleyeceğim inşallah. Şimdi Yunan ilerleyişini durdurmak için zaten batıda başlıyor dedik. Rum ve Ermeni çeteleriyle de yani Ermeni olan kısmında doğuda çatışmalar devam ediyor. Ama demin de söylediğim gibi düzenli ordu kurulması için zemin hazırlanıyor. İç isyanların bastırılmasında önemli rol oynasa bile kendilerinin içinde de isyan çıkartanlar olduğu için yine geçici bazı sıkıntılara sebep oluyorlar. Bu arada işgallere karşı sadece Kuvaymiye karşı gelmeye çalışmıyor. Onun haricinde bir de cemiyetler var. Yani işlemleri hukuki yollarla biz zaten haklıyız, uluslararası kamuoyuna bu şekilde duyurmalıyız diyenler de, demek isteyenler de var. Ama bu cemiyetlerden hepsi faydalı değil. Yani bir ulusal milliye zararlı cemiyetler var, bir de yararlı cemiyetler var. Şimdi biz her gördüğümüz cemiyeti ne yapacağız ona? Faydalı zannetmeyeceğiz. Hı hı. Zararlı, bilinçli olarak mı zararlı? Bazıları evet bilinçli, bazıları da böyle fayda sağlayacağını düşündüğü için böyle yapıyor diyelim. Klasik insan. Evet, yani çıkar yolu bu şekilde buluyorlar. Şimdi itiraf devletlerinin 7. maddeye ve 24. maddeye dayanarak işgal ettiğini bildiğimiz için orayı artık tekrar tekrar uzatmak istemiyorum ama şimdi buna karşı, bu işgallere karşı neler kuruluyor? Kuvaymiye silahlıydı. Silahsız müdafaa-i hukuk cemiyetleri kuruluyor. İşte başına bir şehir adı getirilir. Devamında müdafaa-i hukuk ya da muhafaza-i hukuk. Şimdi muhafaza da korumak demek, müdafaa da savunmak demek. Dolayısıyla zaten şurada müdafaa ya da muhafaza kelimelerini görüyorsak onlar yarar sağlamak için. Yani yararlı cemiyetlerin içinde. Bana hangi şehri verirse versin, Trabzon desin, işte Kilikya desin, işte İzmir desin, reddi ilhak mesela, ilhakı reddediyor. Yani mantığımız çerçevesinde oradaki kelimeyi düşünürsek ezberlememize gerek kalmayabilir. Hı hı. Ama zararlılarda biraz daha ezbere ihtiyacımız olacak. İşgallerden kurtuluşun sadece cephelerde bu düzensiz birliklerle savaşarak olmayacağını düşünüyorlar. O yüzden hukuksal yollar arayacaklar. Osmanlı Devleti tabii ki bu anlaşmaları imzaladığı için Osmanlı Devleti'nden bir şey beklenmiyor. Ermeniler, Rumlar dış devletlerden destek alıyorlar ve onlar da kendi cemiyetlerini kuruyorlar. Yani madem Türkler cemiyetler kuruyor, biz de işgalleri hızlandırmak için hazır dış devletlerden para yardımı, asker yardımı geliyorken biz de cemiyet kuralım diyorlar. Üç tane cemiyet kuruluyor. Evet, bu amaçla azınlıklar tarafından yani Ermeni, Rum ve Yahudiler tarafından üç grupta toplayacağımız aslında sayıca daha fazla cemiyet kuruluyor. Şimdi Ermenilerin kurdukları Mavri Mira, bazı yerlerde Mavri Mivra diye de geçer, aynı şeyi kastediyor. Bu cemiyette İstanbul Ermeni Rum Patrikhanesi'ne bağlı. Yani Rumlarla da ortak patrikhaneleri diyebiliriz. Yunanistan'dan emirlerini alıyorlar. Büyük Yunanistan'ı kurmak
Yani megalo idea. Megalo büyük, idea da fikir. Büyük Yunan düşüncesini gerçekleştirmek. Eski Yunan devletini yeniden kurmak amacı taşıyor. Yani Bizans'ı canlandırmak istiyorlar. O hazır Osmanlı parçalanıyor. O zaman geri kalan topraklar da eski haline gelebilir. İşte Rum okulları, kiliseler, Yunan Kızılaçı, işte göçmenler bürosu hepsi birlikte organize bir şekilde. Kimseden saklanmak zorunda da değiller. Türkler hariç. Yani işgalci kuvvetler de bunu biliyor ve yardım ediyor ya. O yüzden organize bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Ermeniler ise Taşnak Hınçak cemiyetlerini kuruyorlar. Hınçak Zaven Efendi tarafından kuruluyor. Dikkat edersek Birinci Dünya Savaşı'nın çok öncesinde kurulmuş bir cemiyet. Yani 1876-78 yılları arasında 93 Harbi var. Bu harp sırasında zaten Rusya ve diğer devletler bu konuları dile getirmiş. Ama yani onlar o zamandan beri var, örgütlüler. Amaçları zaten bir Ermeni devleti kurmak. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 24. maddesini de tabii ki öne sürüyorlar. O vilayeti sitte dediğimiz 6 tane ili öne sürüyorlar. Etnike Eterya cemiyeti ise yine Rumlar yani Yunanlar tarafından kurulmuş. Aslında isimlerinden de çağrışım yapabilirsiniz. Yani Mavri Mira, Etnike Eterya. İşte Yunan Rum isimlerini çağrıştırıyor zaten. Hani ezberlemenizi kolaylaştırsın diye söylemek istedim. Anadolu'da Rumların yaşadığı bütün topraklarda Yunanistan kurulacak. Yani Mavri Mira ile aynı amacı taşıyor. Bizans'ı yeniden canlandırmak istiyorlar. Zaten iki tane cemiyet, bu iki cemiyet ortak çalışıyorlar. Hatta Pontus Rum cemiyetini de üçüncü olarak yanlarına ekliyorlar. Yani burada iki tane versek de üç tane Rum cemiyeti var diyebiliriz. Pontus Rum ise testlerde bazen karşımıza şöyle çıkıyor. Trabzon Pontus Rum cemiyeti. Şimdi Trabzon ne alaka? Eskiden Bizans devleti yıkıldıktan sonra belirli bir süre Trabzon'da Bizans'ın devamı olduğunu iddia eden bir devlet vardı. Trabzon Pontus Rum İmparatorluğu. İşte Trabzon'da da yeniden bu devleti başlatmak ya da gerekiyorsa diğer o Rum devletleriyle, cemiyetleriyle birleşip Bizans'ı yeniden canlandırmak gibi amaçlarla kurulmuş bir cemiyet. Yani Pontus deyince aklımıza hemen Trabzon gelmeli. Yani Trabzon'daki Rumlar gelmeli. İlerlemedim değil mi? Birinci Dünya Savaşı başlayınca Osmanlı Devleti hani seferberlik çağrısında bulunuyordu. Ermeniler buna uymuyordu. Tehcir kanunu anlatırken söylemiştik. Rumlar da buna uymuyor. Ha, bütün Rumlar mı? Hayır, içlerinden uyanlar da var, uymayanlar da var. Şimdi bütün hepsini aynı şekilde suçlamak, uymadı demek doğru bir şey değil. Askere gitmeyen Rumlar bazı çeteler oluşturuyor ve bu çetelerden işte Türklere saldıranlar ya da diğer düşman kuvvetlerine yardım edenler veya Türklerin savunmasını zorlaştırıcı bazı hamlelerde bulunanlar var. Zaten yine aynı amaçla hareket ettikleri için amaç Osmanlı'yı zayıflatmak ya da ortadan kaldırmak. Rum çetelerinden Ruslar yardım alıyor. Aynı Ermenilerden yardım aldıkları gibi. Daha sonra da onlar Rumlara destek veriyorlar. Ama daha önce bahsetmiştik Bolşevik ihtilali olduğu için Rusya'da artık Ruslar çekileceğinden dolayı, çekildiği için savaştan artık onlarla öyle bir alışverişleri söz konusu olmayacak. Bolşevik ihtilali sonrası öyle bir durum ortadan kalkacak. Fakat şöyle bir şey dikkat çekiyor. Hani kilise bir ibadethanedir ya. Bu ibadethanelerde örgütlenme çalışmaları yapılıyor. Yani nasıl Türk köylerini basarız konusunu mesela ya da nasıl Osmanlı'nın teçhizatını ortadan kaldırırız, askerini ortadan kaldırırız konusunu mesela kilisede konuşur hale geliyorlar. Yani kiliseler bir ibadethane özelliği taşımaktan çok o dönemlerde bir örgüt evi olma haline getirilmiş. Maalesef bu amaçla kullanan, kötüye kullanan insanlar olmuş. Pontus Devleti'nin kurulması için uluslararası alanda da çalışmalar yapıyorlar ve bu iddialarını mesela Paris Barış Konferansı'nda öne sürüyorlar. İşte Wilson ilkelerine dayanak olarak kendilerini kullanıyorlar. Evet yani nüfus. Burada öldürülüyorlar zaten insanları. Yaşadığı yerden göç etmek zorunda bırakıyorlar. Bıraktırdılar. Yani orada yaşayan mesela Türk köyünü basıyor. Orada ya bir köyde zaten çok büyük nüfuslar olmuyor. Yani günümüzde köyler daha kalabalık ama mesela 25 kişinin yaşadığı bir köyde nüfus çoğunluğu 24 kişisi
Türkse, bir kişisi Rumsa, hani aralarından bir evlilik yoluyla biri gelmiş. E, köyü basıyor zaten, 24 kişi ölüyor. Yerine de kendisi geçiyor. Ne oldu? Yunanlılar çoğunlukta ya da işte Rumlar çoğunlukta olmuş oldu gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesinden zaten bahsettik. Artık herhangi bir yardımlaşma olmayacak, kesilecek. Ama İngiltere ve Fransa yardım etmeye devam ediyorlar. Demin de bahsettiğim gibi özellikle Paris Barış Konferansı'nda açıkça da desteklediklerini dile getiriyorlar. Gidin işgal edin diyorlar yani. Venizelos, Başbakan Venizelos, Rum nüfusun durumu ile ilgili sahte olan bazı istatistikler sunuyor. Evet, sahte, yani sonuçta gerçek olmayan şey sahte denir. Hı hı. Dolayısıyla abartılı ve gerçek dışı rakamlar bunlar. Dolayısıyla Türk nüfusunun onda biri olan Rum nüfusu orada çok daha fazlaymış gibi gösteriliyor. Ama hiç şaşırmayacağız zannedersem, İngiltere Yunanistan'ın anlattığı belgeleri doğru kabul ediyor. Dolayısıyla da İngiltere'nin amacı, yani doğru olmayan, gerçek olmadığı anlaşılabilecek bu belgeleri doğruymuş gibi kabul etmesindeki amaç, daha sonradan kurulacak Pontus Rum Devleti'nde bir pay sağlamak, orada yönetimden pay elde etmek ya da belirli gelir elde etmek, yani bir çıkarı olduğu için buna ses çıkartmamak aslında. Ya da ileride Yunanistan'ın ensesine binerek oraları kendisine alabileceğini, evet, düşünmesi. Evet, istediği zaman kullanabileceğini bilmesi. Yunanistan'da zaten daha önce de bahsettik, Megalo İda'yı gerçekleştirmeye çalışıyor. Doğu Karadeniz bölgesinde Trabzon'dan yine aklınıza gelsin. Ortodoks çetelerle savaşılıyor. Ermeniler arasında ve Ortodoks çeteler, yani Rumlar arasında bir yakınlaşma başlıyor. Yani şunu görüyoruz. Ermeniler kendi kurdukları cemiyetlerde bir örgütlenme yaşıyordu. Rumlar da kendi kurdukları ayrı ayrı cemiyetlerde örgütlenme yaşıyordu. Şimdi iki taraf cemiyetleri birleştiriyorlar. Yani bu çok daha tehlikeli bir hal almaya başlıyor. Yani artık daha düzenli bir orduyla karşılık verilmesi zorunlu hale geliyor. Karadeniz bölgesinde Pontus Rum Devleti kurmak, Ermeni, o vilayeti sitede Ermeni Devleti kurmak tekrar tekrar amaçlar içinde her gidilen yerde söylenen şeyler. Askeri önlemler çerçevesinde bir merkez ordusu adıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümet kuracak. Yani meclis hükümeti zaten bu. Oranın yönetilmesini, artık düzenli ordu olarak savaşmasını sağlayacak bir mücadele başlayacak. Komutanlığa Nurettin Paşa getiriliyor. Sonradan Batı Cephesi Komutanlığı için İsmet İnönü getirilecek. Merkez ordusu var. Ama bütün hepsi birleşti mi Türklerin Kuvayi Milliyesi ya da düzenli orduları? Henüz değil. Kurtuluş Savaşı başladı dediğimiz noktada, yani Batı cephesinde düzenli savaşlar başladı dediğimiz, mesela 1. İnönü Savaşı'ndan itibaren bu söz konusudur diyebiliriz. Rumların elindeki silahlar bölgelerde, hani kendi bulundukları bölgelerde toplatılıyor. Ama tabii ki gizli bir sürü yine silah var. Rum köyleri boşaltılıyor. Çünkü Rumlar bu evlerde Rum çetecileri barındırıyorlar. İşte o yüzden onların da boşaltılması gerekiyor. Ve Rumları Anadolu'nun iç kesimlerine yerleştiriyorlar. Nasıl Ermenileri Suriye'ye göç ettirmişlerdi bir kanunla, teçhir kanunu. İşte burada da böyle bir kanun çıkmıyor ama yine bir yer değiştirme çabası var. Ortodoks din adamlarının bir kısmı sınır dışı ediliyor. Çünkü Ortodoks din adamları da örgütleyici nitelik taşır halde. Anlaşılıyor bunlar. Ve istiklal mahkemelerinde yargılanıyorlar. Bundan sonraki süreçte biz isyan çıkartan her grubun İstiklal Mahkemesi'nde yargılandığını göreceğiz. Yani gerek Rumlar, gerek Ermeniler, gerekse Türkler tarafından bir isyan çıkıyorsa, eski yönetimi getirmeye yönelik ya da yeni yapılan şeylerden memnun olmayanlar hep İstiklal Mahkemelerinde yargılanıyor. Niye İstiklal Mahkemesi? İstiklal zaten bağımsızlık demek ama ülkeyi tehdit eden her türlü unsura karşı, bağımsızlığı tehdit eden her türlü unsura karşı bölgede çok hızla oluşturulabilen 3 kişiden oluşan bir merci hızlı karar almasını sağladığı için kararın sonucu da çoğunlukla yargılama idamla sonuçlanıyor. Yani etkisiz kılmak, oradaki sorunu kökten çözmek amacını taşıyor. Öyle geçici bekleyelim, işte insani haklara değer verelim falan, öyle bir süreçte değiller savaş maalesef. Sürecinde savaş sürecinde bir şey. İşgal sürecinde, yani verceğine en ufak bir tabi sana
gerçekten de memleketin elden gitmesi olarak geri dönebilir. Tabii hoş bir şey değil ama insanlar bazen buna mecbur kalıyorlar. Evet, olağanüstü bir durum söz konusu olduğu için. Belki burada nice suçsuz insan da gitmiş olabilir. Tabii ki, çünkü mutlaka, öyle bir ihtimal de var. Mutlaka olmuştur. İftira atılanlar vesaire de var çünkü. Pontus iddiaları günümüzde tekrar gündeme getirilmeye çalışılıyor. Zaten Yunanistan'la hep gerek karasuları gerek deniz suları işte adalar olsun hep problemlerimiz var. Bu adalarla ilgili ya da sınırlarla ilgili hep gündeme getirilen konular var. 1948'de soykırım suçunun önlenmesine ve cezalandırılmasına dair bir sözleşme Birleşmiş Milletler tarafından ortaya atılıyor. Birleşmiş Milletler nereden çıkıyordu? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkıyor. Yani artık bu Pontus iddialarıyla ilgili günümüze doğru neler olduğuna bakıyoruz. Soykırım nasıl tanımlanmış? Demişler ki tamamen ya da kısmen yok edilmek istenen, bakın yok edilmek. Yani amaçlı olarak yok etmek isteyeceğiz. Ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir grup üyelerinin fiziki ya da ruhsal bütünlüğüne ya da temel haklarına, temel hak yaşama mesela hakkı, zarar veren her türlü eylem soykırım olarak kabul edilir. Ama tamamı, yani çok daha geniş ve kesin bir açıklama yapılıyor. Karadeniz bölgesindeki sivil Rum halka zarar verilmediği için Yunanistan'ın soykırım iddiaları hem Birleşmiş Milletler'in yaptığı bu az önce söylediğimiz tanıma uymuyor hem de zaten bilimsel olarak, tarihi olarak böyle bir şeyin yüzyıllarca yapılmış olsaydı orada zaten Rum kalmaması gerektiği de üzerinde durularak geçersiz olduğu söyleniyor. Zaten yapılan kazı araştırmalarında bulunan toplu mezarlar var. Bu toplu mezarlardan çıkarılan kemiklerin çoğunlukla Türk kökenli kişilere ait olduğu da anlaşılmış.